Muzaffer'in 26 litre hacminde bir akvaryum varmış. Akvaryumun içine önce hacmi birbirine eşit olan, birbirine eşit olan cam bilyelerden koyacakmış. Sonra da akvaryumu suyla dolduracakmış, tepesine kadar. 85 tane bilye attığında akvaryumu doldurmak için 20,9 litre suya ihtiyacı oluyormuş. Buna göre bir bilyenin hacmi boşluk litredir. Evet, hadi düşünmeye başlayalım. 85 bilyenin hacmiyle suyun hacmini toplarsak ne elde ederiz? 26 litre. Çünkü akvaryumun toplam hacmi 26 litre olarak verilmiş. Şimdi bilyelerin hacmi, bunu ifade etmek için V alt indis B kullanacağım. Evet, B bilyenin B'si. Buna suyun hacmini eklersek, buna da V alt indis S diyelim. Akvaryumun toplam hacmini elde ederiz. Buna da v alt indis a diyelim. 85 bilyenin hacmini bilmiyoruz. 85 çarpı 1 bilyenin hacmi, bu bütün bilyelerin hacmiydi. 1 bilyenin hacmi için de bir değişken yaratabilirim ama açık olsun, anlaşılır olsun diye direkt 1 bilyenin hacmi yazalım. 85 çarpı 1 bilyenin hacmi, bu denklemdeki bilyelerin toplam hacmine eşit olacak. Buna suyun hacmini yani 20,9 litreye ekliyoruz ve akvaryumun hacmini buluyoruz. Akvaryumun hacmi de neydi? 26 litre olarak verilmişti. Eşitliğin sağ tarafına 26'yı koyalım. Ve bu denklemle Muzaffer'in yapmaya çalıştığı, daha doğrusu yaptığı şeyi ifade ettik matematiksel olarak. Akvaryuma önce bile koyuyor, sonra da su. Ve bu ikisinin toplam hacmi akvaryumun hacmine eşit olmak zorunda. Şimdi de işlemi yapalım. Açık olsun diye bir hacmi yazmıştım. Anlaşılır olsun diye bir hacmi dedik ama her seferinde bunu olduğu gibi yazmak biraz zor olacak. Onun için gelin bir hacmi yerine b değişkenini kullanalım. 85 çarpı b artı 20,9 eşittir 26. İki taraftan da 20,9 çıkaralım. Sol tarafta 85 b kalır. Sağ tarafta ise 26 eksi 20 virgül 9. 26'dan 21 çıkarıyor olsak 5 kalır. O halde bu 5 virgül 1 olacak. Evet 5 virgül 1. Bir bilyenin hacmini bulmak için de iki tarafı 5 virgül 1'e böleriz. B eşittir. Burada hesap makinesi kullanalım. 5 virgül 1 bölü 85. Sonuç 0,06 bir bilyenin hacmi 0,06 litreymiş. Şimdi sıra ikinci soruda. Muzaffer 200 tane bilye kullanırsa, 200 tane bilye kullanırsa akvaryumu doldurmak için kaç litre suya ihtiyacı olur? Kaç litre su lazım bunu bulacağız. Suyun hacmi akvaryuma koyduğu bilye sayısına göre değişecek. Öyle değil mi? Evet, bunun için suyun hacmine S diyelim. S, eşittir eğer hiç bile koymazsak, hiç bile koymasak suyun hacmi akvaryumun hacmine eşit olur değil mi? Yani 26 litreye. O halde Sb eşittir. 26 eksi koyacağımız bilyelerin hacmi şeklinde bir denklem yazabiliriz. Bilyelerin hacmi için 0,06 çarpı b kullandım. Bir bilyenin hacmi çarpı kullanacağımız bile sayısı. İşte karşınızda suyun hacminin kullanılan bilye sayısına göre değişen fonksiyonu. Ve bu, bir doğrusal denklem. Akvaryumun toplam hacminden bilyelerin toplam hacmini çıkarıyoruz ve suyun hacmini elde ediyoruz. Son derece mantıklı. Bilyelerin toplam hacmi için de tekrar ediyorum, bir bilyenin hacmini kullanacağımız bilye sayısı ile çarpıyoruz. Ne dedik? Bilyelerin sayısı 200'dü. Yani S 200 dersek S 200 eşittir 26 eksi 0,06 çarpı 200. 0,06, 0,06 yüzde 6 demektir. Ve yüzdelik olarak verilmiş bir sayıyı 100 ile çarparsanız birlik olarak ifade etmiş olursunuz. Kısacası 6 ile 2'yi çarparsak sonucu bulacağız. Evet burası 12 ediyor. 26'dan 12 çıkarsa da 14 kalır. Denklemin sağ tarafı 14'e eşit. Yani Muzaffer 200 bile kullanırsa 14 litre suya ihtiyacı olacak. 26 eksi 200 çarpı 0,06 14 eder.